face in your face. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? Muharremciğim sen de hoş geldin. Kameramanımız. Kameramanımız bugün Muharrem arkadaşlar. Mehmet abiyle geldik. Evet. Onun da bir YouTube kanalı var. Muhakkak denk gelmiştirsiniz. YouTuber Mehmet Balon 58. Sivas değil mi abi? Aynen öyle. Sivaslı. Aynen. Ya. Çok harman. Mehmet abi. Evet abi. Senle biz yakınız. Evet. Aramızda en fazla bir tepe var. Burası aynen, Ümraniye, evet. Atakent. Mustafa aynen. Kemal arasında bir yer mi? Tam olarak. Yok burası Atakent. Ortası diyebilir. Göbeği evet. Yani. Lan zaten çakmak armağan evlerdi. Aynen. Bugün istedik ki Mehmet abimle hem şu rektörünü görelim. Merak ediyordum. Sen zaten bu elektrikli arabalar üzerine abi. Genelde elektrikli arabalar üzerine çekiyorum. Daha önceden elektrikli bisiklet sizin kanalında da rakip olabilirdim de. Aynen. Bir dönem öyle birkaç tane elektrikli bisiklet denk geldi çektim. Ama elektrikli bisikletten çok fazla anlamadığım için. Çünkü ondan vitesi falan filan. Ya bu daha zor abi elektrikli bisikletten. Şimdi sen bisikletçi olduğun için sana bu garip geliyor. Bana da elektrikli bisiklet biraz önce garip. Kullandım. Biraz böyle hissiyatı da anlatayım. Tabii evet. Sen bizden çok tecrübelisin. Rektörlerde özellikle görüş alanı biraz zayıf abi. Zayıf. Hani burada biraz gerçekçi olmak özellikle gerekiyor. Özellikle sağa sola bakacaksın. Evet. Berbat. Mesela güneş yansımalarında da özellikle evet, abi. Şu cam. Şuraya bir film yapmak şart yani. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Kaç yaşında abi bu rektörümüz? Bu aslında 2 yaşına daha girmedi. Yani iki yaşında. 1,5 seneyi geçti ben kullanıyorum. Bataryaları falan gayet iyi. İnsanlar genelde bataryaların ömrü kısa olduğunu söylüyorlar ama şarja dikkat edersen iyi. Ya yani jel akü biz normalde ya abi biz motor alacağız. Volta VSM özellikle. Evet, onlar da biliyorsun. Tane. Onu da çekeceğiz. Volta evet. VSM'yi çekeceğiz. Aynen. Aslında birçok videomuz var. Ama onu da bir çekeriz abi tabii seninki. Tabii çekeriz ya. Şimdi biraz böyle vurgu yapmak istediğim konu şu. Genelde lityum iyon pile çevirmek isteyenler var. Aynı. Ben zaten hemen gösterelim arkadaşlarım görsünler. Yerimi hazırladım. Şu anda İBA elektronikte arkadaşlar pilimizi de hazırladılar. Az önce de buradayken aradılar zaten. Bunlar jel akü. Jel akü bu. Bunlar jel akü. Koltuk altında. Aynen öyle. Orijinalde böyle mi peki? Orijinalde böyle. Şu bak. Şu parça var. Bunun üzerinde de kabı var. Ben bunun yerini büyüttüm. Çünkü bütün pilleri buraya koyacağım. Burayı komple bagaj olarak kullanacağım. Hatırlarsan burada, görünmüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Arka koltukta 2 tane pil daha var. 4 tane de burada var. Toplamda 6 tane. Arkayı komple bagaj yapacağım yani. Mehmet abi. Evet. Kırmızıyı seçmişsin. Seviyor musun kırmızıyı? Normalde başka renkleri de vardı benim hatırladığım yok, ben kadarıyla. Yani hangisi denk gelirse o diye. Bu da denk geldi. Kilometresi düşüktü. Bir de araba 2 aylıktı ben aldığım zaman. Bak ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Bir zamanlar 15 bin liraya falan satılıyordu abi bunlar. 7 bin liralardan başladı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok başlangıcı değil de benim böyle bir diyordum işe gidip gelme hani kış ayları falan ayağım yerden kessin mantığıyla 15 bin lira olduğunu hatırlıyorum ben bunların evet. Abi. Çok o zamanlar. Ya, çok ucuzdu. Şu şimdi anda, ne bunun fiyatı? İkinci el piyasasını soruyorum şu abi. Şu anda ikinci el piyasası hani belki 80 lira bulursun ama 80 bin lira oldu değil 90, mi? 90, 100, 120 isteyen, 130 isteyen de var. Biz 0'ını 100'e mi sormuştuk Muharrem? Bunun bir videosu vardı bizde. 115 miydi? Tam hatırlamıyorum rakamı ama evet. Biz bu rektörle ilgili bir şey çekmiştik abi. Evet. Burada söylemek istediğin neler var? Ben bu arabayla ilgili küçük bilgiler araba hatırlıyorum. Şöyle hani bana memnun musun diye soran olursa ki genelde özellikle bunun fiyatını soruyorlar. Zaten şimdi söyledik ama fiyatlar sürekli yükseliyor. Tabii. Ama bana memnun musun diye sorarsanız ben genel olarak memnunum ama servis hariç onu söyleyeyim. Servisten memnun değilim. Bu arabayı eğer sıfır alıyorsanız kesinlikle almanız gereken yeri çok iyi bilmeniz lazım. Doğru adamdan alırsanız çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Ama genel olarak servislerde çok sıkıntı var. Nedir abi kronik sorunları ne bunun? Genel anlamda yaşadığın en büyük problemler ne mesela? Tekerlek bir sefer öbür taraftaki tekerlek yerinden çıktı böyle. Nasıl? Bunların rot başları var. Onları civataları fazla sıkmıyorlar. He. İkincisi de el freni. Hemen şurada el frenimiz var. Bu çok el freninin kötü. Hani çektiğin zaman araç hareket etmesin diye altında bir tane switch var. O da maalesef yerde tekerlekten sıçrayan sular ya da yerden sıçrayan sular. Bunu kısa devre yapıyor. Oo. El freni çekmişsin zannediyor. İndirsen bile gitmiyor. Burada zaten bak şu fiş el frenine bağlı. Şu fişi eğer bu hani normalde kapalı. Sen bunu yukarı mı aldın aşağıda mıydı bunu? Hayır ben almadım. Switch orada bu sadece fişi burada. Zaten fiş hep burada da. Anladım. Bunu sökersen araç devam ediyor çalışıyor. Kısa anladım. Devre olarak gördüğün için bunu açtığın zaman kısa devre kurtuluyor. Araba gidiyor. Abi. Bunun el freninde şöyle bir şey gördüm. Diğerinde de gördüm. Çok sağlam gelmiyor insanlara. Çok dandik bir el freni var. Zaten malzeme kalitesi düşük. Genelde Çin mallarında yani öyle. Ama araba sağlam mı dersen bunlar şu plastikler falan
bence şeylerden, yükülerden falan şeylerden, diğerlerinden, voltalardan falan sen, daha sağlam. Sen bir sürü çekim yapıyorsun bu evet. elektrikli arabalarla ilgili. Aynen. Peki şu an tavsiye edebileceğin, önerebileceğin marka model var mı abi aklında olan? Valla RKS M5 fena değil. M5 alınabilir. Sonra... Abi yakıta zam geldi. Benzin, mazot, aynen. tavan yaptı. İnsanlar aynen. şimdi ne yapıyor? Elektrikli araçlar. Bak bunu araba olarak sınırlandırmıyorum. Bisiklet de var, elektrikli bisiklet. Bizim kanalımız zaten elektrikli bisikletler üzerine. Sen de bu elektrikli araçlarla çekiyorsun. Ne yapıyor insanlar? Yönlendi artık. Bak evet. bir de Volta VSM almışsın sen kendine. Evet, Volta VSM'yi ben deneme amaçlı aldım. Ona menzil arttırmak için LiFePo 4 batarya takacağım. Buna mı LiFePo mu takacaksın? Buna da takacağım, ona da takacağım. Ha, buna LiFePo 4 takacaksın aynen. sen. Sonra tekrar testler yapacağım. Zaten bunun ben jelaküyle bir testini yaptım. Şu an menzille gidiyorsun? Şu an ben bununla arabanın üstündeki göstergeye bakarsan 75 gösteriyor. Yani 75 kilometre yapıyorum. Yapıyorsun. Yani 65-75 arası yapıyorum. Ama gerçek kilometresi 40 ile 50 arası. Buna? Evet. Arabaya geçelim abi. Geçelim test sürüşü abi. Yapalım biraz. Tamam. Biraz senin böyle bir sürerken bir manevra şeyine falan bakalım. Bir biz iki, seni çekelim. Bir iki zaten. Drift yapayım ben. Yap abi olur. Şöyle yan görüşleri falan çok kötü. Bak mesela size bakıyorum gözümü görmüyorsunuz. Evet abi sesi de anlat bize. Böyle kafamı eğmem gerekiyor. Bana bak oradan. Hani kafanı eğmeden bak abi. Evet. Eğmeden bak. Eğmeden bakıyorum şu anda. Kafa yok komple. Ya bu yani, biraz şey gibi. Şu pozisyonda senin belden aşağısını bile zor görüyorum. Yani ayaklarını... Abi arabayı sürerken sağa solunu da çok böyle alışık aynen. olmadığım için sıkıntı yaşarız. Şimdi ben koltuğu düşüreceğim. Pilleri taktığım zaman koltuğu da biraz düşüreceğim. Şöyle göreceğim. Bir şey daha soracağım Mehmet abi. Evet, buradan abi. Tutuyorsun. Buradan tutma hissiyatı veriyor alışkanlık sana. Alışkanlık abi. Böyle size bakıyorum ya böyle. Minibüsçü ya. Güzel. Abi eski minibüsçülerden kim kaldı? Evet. Yürü be. Yani aracımızın kullanımı böyle. Korna çalsana abi. Bak aynımız da var burada. Bak. Evet. Saçını. Yani araca sonradan biraz ekstralar yaptırdım tabii. Mehmet abi evet, buna abi. Bir de ehliyet, ruhsat, plaka, trafiğe tescil bunlardan da bahsedelim. Abi ehliyet, ruhsat bütün araçlarda gerekli. Şu bisikletler hariç. Volta'nda da gerekli. Volta senin. VSM'de de gerekli. Bunlarda da gerekli. İnsanlar bunu sık sık soruyorlar. Biz hani genelde videolarda hani unutmasak söylüyoruz da evet. bazen unutuyoruz ama bütün elektrikli araçlarda bisikletler hariç ehliyet ve plaka gerekli. Tamam. Ha, bunda vergi yok ama. Evet vergi yok. Vergi bir yok. De sigorta yok. Doğru ama mu abi? Ruhsatında elektrikli bisiklet yazıyor. 4 tekerlekli elektrikli bisiklet yazıyor. Sigorta yok abi bunda. Bunda sigorta mecburiyeti yok ama zaten evet. sigorta yapan da yok. Evet. Peki ben yani. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu arabayı buyur vurdun. Abi. Gittin. Benim şahsi. Arabaya vurmama. Aman Allah. Abi aman. Ben soruyorum sana. Ne yapacağız o zaman? Ne tutacağız? Duvara vurursan sıkıntı yok. Tamam duvarı da sorun yok. Duvarı yaptırırım olur biter abi. Abi. Öyle. Ama gidip de bir Mercedes'e farına vurursan. Abi burada bir açık var. Bu piyasanın bu noktasında bir açık var yani. Buradan evet. bence yetkililere, hayır abi, Mehmet abi yarın bir gün Allah korusun gelip sana aynen. vurur, sen ona vurursun. Bence buna bir önlem almaları gerekiyor. Yani şimdi bu konuda bir de şeyle, dinçerlerde biz bir video çektik. Dedik hani buna sigorta bunlara yapmakta kesinlikle fayda var. Az önce dediğimiz gibi. Bir tane bugün Porsche'nin yan kapısına vurdum. Abi Porsche'ye de gerek yok mesela, ya git bir Ford'a vur, başka bir şey vur. Peugeot'a vur. İşte. Hani küçük bir lüks araba da olsa sıkıntı. Tabii canım sıkıntı yani, sigorta olmayınca sıkıntı sonuçta. Bir de ben test edeyim Muharrem. Olur mu? Arabamı tamam. çizmem ha. Drift lastiklerimi falan aşındırmam. Abi aşındırmam ya. Şimdi ön rahat yap abi ya. Şimdi... Bırak lastikleri. Hemen alayım ben. Şimdi beyni değiştirdim ben bunda. Beyni değiştirmeden önce kalkışlar çok aniydi böyle. Beyni değiştirdikten sonra çok yavaş. El freni indirmeden gitmiyor. Ya biliyorum abi ha. biliyorum. Yani bak kapıyı kapattın mı göremiyorsun bizi işte. Olay bitiyor. Abi çok fena yani. Ben 1.80 boyundayım. Yalnız burası yüksek. Bak şurası yüksek. Çok yüksek. İçi çok orada sorun yok abi. Çocuk basıyor kornaya galiba. Dur abi ben şimdi bakayım ona geleyim. sen bir hallet gel ona bak. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. Hadi bismillah. Ya hak. Abi ben bununla Kadıköy'e gidebilir miyim ya? Gidersin. Gider gelir mi? Tabii bak. Ya onu da söyleyelim bak bari. Ha söyleyelim bir abi. Bir minibüsle gidiyorsun ya. Evet abi. 15 lira falan oldu herhalde şimdi minibüs. Bununla 5 liralık elektrikle Kadıköy'e iki sefer gider gelirsin. Ama yavaş gidersen. Abi gidersen, ben şu yokuşu bir çıkayım sen, geleyim o hesaba bakalım olur tamam, mu? Tamam. Seni çekelim yoksa ha sen kendini çekeceksin. Varım gel benim arkamdan ya. Olur mu?
Çok üzgünsün. Sinemedin diye mi? Adamı koştura koştura zayıflatacaksın. Düğün arabası yapacağım sana. Var ya bunu. Var bir tane ha. Şöyle bu geri getirdiler. Allahu ekber. Ver ya lan. Çocukluğuna döndü. Yemin ederim çok keyifli. Vallahi bak çok keyifli. Abi şöyle göstereyim. Süreceğim mi lan bari? Şöyle göstereyim. Yokuş böyle. Süreceğim mi bari? Vereyim. Süreceğim mi? Hadi lan süreyim. Hadi döndür getir şuradan. Gel lan buradan sen sür gel. Dur dur aşağı in el freni biraz zayıf. Yok, öyle mi? Abi bunu da tutmaz ki fren zaten Muharrem'de. Yani işte daha sıkıntı. Şey yapalım. Yokuşta benim sıkıntı. Tamam. Bir sen bunu şöyle... kaldırabilir misin Muharrem bu arabayı? Kaldırdım az önce. Denedim. Tamam çekme ya gerek yok. Bakayım. Ha onu bir sağ ittin. Tamam. Kontağı kapatmadım bak çalışıyor. Ben çok keyif aldım abi. Sürdüm daha önce de ama çok zevkli oluyor. Evet geldik koca olana. Yanları göremeyecek ama yapacak bir şey yok. Abi bu, sağ abi, sol yok bizde. Sen kaç, boyun kaç senin ya? 1.90. Bir arabayla yan yana dur bakayım. Arabayı kaldırabiliyorum bu arada. Kaldır lan. Mehmet abi zarar veriyor musun? Müsaade var mı abi? Ha, yok ya onlar sağlam ya. Evet. Lastiklere bak. Bir de bana çek. Lan çok güzel. Kaldır lan bakayım. Sıca ram diyebilirim. Evet. Abi tamam oğlum. Ve şimdi önce... araba seni kaldıracak mı sorun o. Değil mi? Ben onu kaldırdım adayım etmesin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Lan Recep İvedik gibi adam. Valla bildin. Abi, abi içeri girene kadar sıkıntı bak. Bu arada içeri girene kadar sıkıntı. Bakın lan nasıl girdin. Yani, bakın. Evet. Biraz aşağıda olacak ya. Tabii. Ya yok orijinal hali bu değil mi abi? Değil değil. Orijinal hali bu değil. Birazdan mı aşağıda? Ben pilyeri yaptığım için. Ha öne almış. Şu an bunun üstüne oturduğu için yüksekte. Normalde şunun üstündeydi. Ama bak şunları ben şey yaptım. Profil yaptım. Şey, boru yaptım böyle. Anladım. Sen yükselttin. İçine girecek. Yani aşağıda oynayacak bu şunlar. Anladım. Abi ben onu bilmem. Şimdi bu adam bunun içine girebilecek mi ben onu merak ediyorum. Sen merak etme. Sağır mı? Neler sığdı be. Arabayı kullanacak. Dur bakayım. Hadi hadi. Hadi bakayım. Girdim tamam. Kafayı vurdum lan acaba. Aynayı bozdum. Oğlum ay, adam sığdı be. Sığdın lan. Gel şöyle bak. Fiyatı var. Gel gel önden çekelim. Kollar, yanlardan kolları çıkartacağız sana hiç. Oğlum sen var ya. Marim. Yavrum benimle. Elleri birbirine kavuşacak neredeyse. Hadi lan sür bakayım. Kalkacak mı bu araba merak ediyorum. Çok merak ediyorum. El freni indirdin mi gideceksin o kadar. Devam et. Yürü. Abi içi biraz da koltuk aşağıda olsa aslında güzel olur da. Yokuşlarda falan çıkıyor. Yavaş lan yavaş. Ulan Muharrem var ya. Koltuk alacağım sana bunlar. Biraz daha yüksek olduğundan dolayı. Gel gel dön hemen. Olacaktır yani görüşleri biraz daha. Gel 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 akıt da gel akıt da gel. Devam. Ticari oğlum, reklamı yavaş, yapma. Yavaş. Sakin ol. Arabaya iyi davran. O seni taşıyor bak. Ben de onu taşıdım. Nasıl lan keyifli değil mi? Abi keyifli eğlenceli makine ya. Kesinlikle ya eğlenceli. Biraz koltuk daha biraz daha bana göre geride olsa biraz daha aşağıda olsa. Geri kayıyor. Ha, geri... Sen artık niye o zaman kaydırmadın? Koltuk, nasıl yani? Koltuğu geri aldı. Evet abi. Aga ben bile sıkıştım orada ya. Daha yok şu an baksana diz mesafeme. Şu ne şimdi? Aga şunu bir önünü göster bakayım. Ne var orada ne yok? Valla. Anlat lan orayı bana. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada şarjın ne kadar kaldığı gözüküyor. Menzil ve hava derecesi gözüküyor şurada. Hızı ondan sonra buradan geri vites, ileri vites, low, selektör. Sport, yani yavaş hızlı mod, hızlı. Yavaş mod. Buradan hava sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. İçeriye kalorifer, sıcak hava verebiliyorsunuz. Buradan da farklı da açıp kaldırabiliyorsunuz. Buradan korna var. Mehmet abi burada evet, USB abi. Çıkışı var. Bu orijinal mi? Ben sonradan taktım. Sonradan. Evet. Aslında şu orada direksiyon altında bir orijinal yer varmış. Şurada bir kapak var. Evet. Bunu söküp yani aslında bunu direkt oraya takabilirmişiz ama ben onu görmemişim. Sonradan gördüm. Taktıktan bir gün sonra gördüm. Arabayı bir sene kullandım. Hadi ya. Vallahi billahi. O kötü olmuş ha.
Sonra onu dikkatimi nasıl çekti, bir anda çekti, olabilir burada yer varmış zaten. Mehmet abi ben abi, bir şey soracağım. Bu araba kaç kilo taşır? Bu adam 120-130 kilo civarlarında. 2 kişi bindim bu arabaya. Ne diyorsun abi? Arkada yer var mı? Var, 2 kişi daha biniyor arkaya. Abi seninle beraber biniştik ya. Ya benim abi, arkama çok binmez de normal biner. Benim gibi değil de hani benim gibi 2 kişi sıkışıyor biraz arkaya. Evet, sıkışır. Ama bak koltuğu arkaya aldıktan sonra kullanabilirim ben bunu. Öteki türlü kullanması zor ama. Bence sen arka koltuktan sürebilirsin bunu. Hadi yürü, hadi. Çıkarsak denerim lan. Hadi yürü. Devam et. Tamam, kendini görürseniz sönmüş mü? Ben rahat edebiliyorum aslında içeride. Yani dışarıdan girişi biraz zor ama yoksa içeriden diz mesafeme bakarsanız gayet yeterli. Bence mantıklı bir cihaz. Şu anki benzin fiyatlarına bakılırsa zaten birkaç senede kendini amorti edecektir. Mehmet abim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Valla bize böyle bir imkan sunduğun için. Arkadaşlar görüşürüz. Mehmet abimle de tanışmak çok güzel oldu. Hem onun kanalına hem de bizim kanalımıza. Aslında çok eskiden tanışıyoruz da direkt yüz yüze görüşmemiştik. Nasip bugüneymiş ya, ama Mehmet abi. Birkaç sefer görüştük. Neyse. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hem Mehmet abi hem bana arkadaşlar. Muharrem pardon bir de Muharrem var. Muharrem ile biz. Beni de sevin. Kendinize iyi bakın. Telegram grubumuzdan da bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.